Görüyorsunuz bugün Arefe, yarın bayram. Ama her kesim ayrı bir şekilde haykırıyor neredeyse. Bir yanda artan giderler, bir yanda sürekli olarak alım gücünün düşmesi, yoksullaşan çalışan kesim. Bir de emekliler var. Onlar Türkiye'de hiçbir şekilde geçinemiyorlar ve sürekli bir ikinci iş yapmak durumundalar. Bir yılda sofralarından 16 ekmek, 4 kilo et, 17 kilo tavuk eriyip gitti. 100 lirayı bozduruyor. Ondan sonra bir saat sonra bu para cebimde nasıl gitti diye düşünüyor. Sabahleyin 3 parça bir şey aldım 100 lira. 3 parça yani o da ne? Ne yemeklik, ne kahvaltılık, ne bir şey. Bu emekli maaşıyla torunlarla paylaşacağız. Ertesi gün aç. Emeklinin çilesi bu ya. Çekiyor zaten, devamlı çekiyor. Her şeye zam, her şeye zam. İçtiğin suya bile zam. Nasıl geçineceksin? Bayram geliyor ama onlar sevinemiyor. Emeklilere verilen ücretler insan haysiyetine aykırı 8-10 maaş alıyorlar. Ama vatandaşa gelince paramız yok. Emekli ikramiyesine bu sene %10'luk zam yapıldı. 1100 lira ikramiye aldılar ama o para enflasyonla birlikte cebe girmeden gitti. Bir şey alamadım. Zaten haciz var, maaş. İki maaş var, birisi haciz oldu. Öbürü de kredilere gitti, tam bitti. 2 gün, 3 gün içinde hepsi tükendi. Zaten borçlu yaşıyoruz. Yani maaşla yaşamak mümkün değil, ek gelir olmasa mümkün değil yaşamamız. Bayram alışverişi, çocuklara giyim, kuşam, kızlarım var 2 tane, rahatsız bir oğlum var, ona alışveriş yaptım. Pek bir şey kalmadı gibi yani. Hayat pahalı, maaş az, sürekli gelen zamlar, biriken borçlar. Emeklinin alım gücü her geçen gün azalıyor. Son bir yılda emeklinin sofrasından 476 yumurta, 16 ekmek, 40 kilo domates, 32 kilo patates, 17 kilo tavuk, 4 kilo et eriyip gitti. %28 ekmek, %22. Muhalefetin emekli ikramiyesi 2000 lira olsun önerisi de AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Emeklinin ikramiyesinde 100 TL artış olmasına rağmen alım gücü net olarak düşmüş gözüküyor. Emekli ikramiyesinde %10 ama temel gıda ürünlerinde fahiş artış var. Emekli bu senede torunlarına harçlık veremeyecek. 15'er, 20'şer lira ancak, yoksa 50-100 lira veremeyiz. Eskiden hepsine 200-300 lira veriyordum, 150 lira veriyordum. Şimdi bu sefer verir miyim? Hiç vermeyeceğim. Neye vereceğim? Yok. Olmayan şeyin neyine vereceğim? Maalesef bu bayramda da emeklilerimiz torunlarına, çocuklarına bayram harçlığı veremiyor. Evlerine şeker alamıyor. Her iki emeklimizin biri çalışır durumda. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Emeklisine sahip çıkamayan bir ülke maalesef diğer yurttaşlara da sahip çıkamaz. Sadece emekliler mi? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı. Biliyorsunuz kıdem tazminatının kaldırılmasıyla ilgili bir sürü kulis dolaşıyordu. Birçok adım atılmıştı, böyle hamleler vardı. Nihayet sessiz sedasız bu değişiklik gerçekleşti. Alınan yeni kararlar arasında, hani meclisten geçen, içinde OHAL'in uzatılması meselesinin de gizlendiği o meşhur torba yasa var ya, son torba yasa, işte o kararlar arasında prim desteği şartı ve kıdem tazminatı tavan miktarının yükseltilmesi gibi maddeler de var. 1 Temmuz itibariyle pandemi koşulları esnetildi. Değişimle birlikte milyonlarca çalışana ilgilendiren kıdem tazminatında sessiz sedasız yeniliklere gidildi. Salgın teşviklerinden bazıları sona erdi. Buna göre kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulaması, fesih yasağı, işverence tek taraflı uygulanan ücretsiz izin, ücretsiz izin nakdi ücret desteği, normalleşme teşviki, istihdama dönüş teşviki ve ilave istihdam teşvikine son verildi. Salgın sonrası geçiren normalleşme dönemiyle birlikte prim desteği ve istihdam şartı da kalktı. Kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Genelgeye göre 1 Temmuz ila 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan kıdem tazminatı tavanı tutarı 8.284 lira oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgını nedeniyle mücbir sebep gerekçesiyle sigortalılar için yapılan prim ertelemesi sona erdirildi. Emeklinin durumu bu. Kıdem tazminatı ile ilgili son durum bu. Bir de ardı ardına gelen saray müjdeleri var. Biliyorsunuz sonuncusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Metehan bölgesinde 500 dönümlük muhteşem bir arazi için müjdelendi. Türkiye topraklarında ise zaten pek çok var bu saraylardan. Ahlat Sarayı var mesela, işte şimdi Yazlık Saray var, Okluk'ta gerçekleşen külliye var, Beştepe Külliyesi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Bu Okluk Koyun'daki saraya ilişkin bir kum konusu gündeme gelmişti. Hatırlayın, orada suni bir koy oluşturulmuş ve böyle uçsuz bucaksız beyaz bir kumsal yaratılmıştı. Tam da aynı tarihlerde aralarında AK Partili yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı bir grubun dünyanın en ünlü plajlarından olan Patara plajından 2168 kamyon kum aldığı ortaya çıkmıştı. Bu iddiayı ortaya çıkaran memur önce görevinden alındı, sonra görevine geri verildi. Yani memurun en azından görevine iade edildiğini biliyoruz. Fakat kumlar nerede onu bilmiyoruz. Muhalefet de sormaya devam ediyor. 2168 kamyon kumun Okluk koyuna götürüp götürülmediğine dair bir bilginiz var mı diye sorusu sorduk. Bunun cevabını bekliyoruz. CHP'nin Antalya milletvekilleri Aydın Özer ve Rafet Zeybek, Patara'dan kamyon kamyon götürüldüğü iddia edilen kumlarla ilgili 4 ayrı bakana 14 ayrı yazılı soru önergesi sundu. Biz de bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'na bir soru önergesi verdik, yazılı soru önergesi. Patara bölgesinde alınmadığına dair bir bilginiz var mı? Aydın Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorusunu yöneltirken Rafet Zeybek ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a kumların Okluk Koyun'da bulunan Yazlık Sarayı'nın plaj ve çevre düzenlemesinde kullanıp kullanılmadığını sordu. CHP'li vekiller o sorulara bakanlardan cevap bekliyor. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin temeli 7 yıl önce atıldı. Aslında projenin programa alınıp derhal hayata geçmesi gerekiyordu ama şu ana kadar sadece %43'ü tamamlanabildi. Maliyeti de cabası. Bunlar da 10. yıl marşı yazmışlar. Orada ne diyor? Demir ağlarla ördük dört bir yanını diyorlar. Nereye ördün ya? Ördüğüm bir şey yok. Biz ördük, biz. İzmir-Ankara hızlı tren hattı 2013 yılında temeli atıldı. Süre geçti. 2013'ten 2020-21 yılına kadar 7 bakan değişti. Ve bu yol, bu hızlı tren hattı bitirilemedi. 7 bakan değişti ancak o proje hala bitmedi. İzmir-Ankara yüksek hızlı tren hattı 7 yıldır tamamlanamadı. Ankara ile İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan hattın ancak %43'ü bitirilebildi. Ve en zor bölümleri de işte Soroğanlı, Manisa, o bölgelerde tüneller kaldı, yapılamadı. CHP İzmir milletvekilleri tepkili, yıllar önce müjde olarak verilen Ankara-İzmir yüksek hızlı treninin akıbetini soruyor. Çok açık ve net görülüyor ki bu iktidarın ömrü bu hattı açmaya yetmeyecek. Karayollarından sonra demir yollarında da soygun düzenine devam ediyor. Her yıl yatırım bütçesinden pay ayrılıyor projeye ama bir türlü bitirilemiyor. CHP'li Atilla Sertel konuyu KİT komisyonuna taşıdı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'a projeyi sordu. Uygun, altyapı ve tünel çalışmaları devam ediyor dedi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Sertel ise rakamlarla konuştu. Hızlı tren hattının bitirilememesi Devlet Demir Yolları'nı da büyük zarara uğratıyor. Söylediklerini zamanında yapamayan, söyledikleri sözü tutamayan ve gerçekten Devlet Demir Yolları'nı 3 yıl içerisinde 8 katrilyon zarara uğratan bu iktidar kitleri kötü yönetiyor. Ve 13 yıl içinde halkımızın 9 milyar